Neden enginar diye bak. Türkiye. Türkiye'de ilk. Beni bir mezarlığa soktular. Full enginar içerisi. Azıcık. Issız bir adaya. Kamerayı kapatalım. Yine aynı şeyi konuşacağız. Bir şey derlerse ben konuktum falan diye şey yapar kurtarabilirim. Issız bir adaya düşsen yanında enginar alır mıydın? Almazdım. Ben enginar yemiyorum. Bir de kendi akrabamı yiyormuş gibi hissettim. Benim kız arkadaşım vejetaryen olduğu için mecbur. Et yiyoruz. Ya et yiyoruz. Abi Allah bunları biz yiyelim diye yarattın. Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün yanımda da görmüş olduğunuz gibi Kerem Enginar bizlerle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Sağ olasın davetin için. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Zaten hani Kerem'i tanıyanlarınız vardır illa ki ama tanımayanlar için çok kısaca bir seni tanı. Ne yapıyorsun? Nedir yani için? Bir işte 10 yılı geçti. İçerik üretiyorum 2013'ten beri. Hı-hı. Teknolojiyle alakalı. Tabii bu 10 yılın çoğunluğu bir 8 senesi falan. Hı-hı. Donanım Haber gibi içerik üreten aynen firmalarda oldu. Adını vermeyeyim şimdi rakip şeyde. Ondan sonra da işte 2021'in başında pandemi tam böyle başlarken hı-hı kendi kanalıma geçtim. 2 seneyi aşkındır da aynı işi yapıyorum. Kendi kanalımda yapıyorum süper sadece. YouTube'da işte hani bu teknoloji tarafını takip ettiğim gerçekten eyvallah, imrendiğimde insanlardan birisin diye şey yapayım. Peki kendini... Şu darısı başına demeyeyim şimdi. Şirkette sıkıntı olabilir. Sıkıntı olmasa. Peki şunu sorayım ben sana. Başlangıç olarak ıssız bir adaya yanına alacağım. Yanına alacağım bir şey yok. Şimdi şeyi soracaktım. Kendini mesela influencer olarak mı tanımlarsın yoksa teknoloji editörü mü? Ya benim bu mesleğe başladığımda ve ondan sonraki bayağı bir yıllarda influencer diye bir şey yoktu. Yoktu, evet. YouTuber diye de bir şey yoktu. Hı-hı. YouTube çıkmıştı ve insanlar böyle peyderpey işte yayınlar. YouTube'a da içerik üretelim diyordu. Çünkü eskiden incelemeyi şey yapıyordun. Web sitesine fotoğraf çekiyorduk. Ha tabii. Benim ilk başladığım mesela telefon inceleyeceğim. 50 açıdan fotoğraf çekiyordun. Hala GSM arını öyle inceliyor aynen mesela. Yanına da artık tabii video da koyuyor. Öyle yapıyorduk. Ya şu an kendime çok influencer demiyorum. Alışık değilim çünkü. Benim hani o ilk işe başladığım zamanlarda editör diyorlardı. Hı-hı. Ki editör de başka bir şeydir aslında. Hani orijinal evet. Dergide falan zaten. O en bir tane editör olur. Bütün aynen yazıları düzenler kontrol falan. Eder falan. Ama niyeyse benim zamanımda işte o ilk işe başladığım zamanlarda editör diyorlardı. Hala teknoloji editörü olarak görüyorum kendimi. Evet. Ama tabii hani çoğu marka bana artık influencer diyor, YouTuber diyor. Yani aynı kapıya çıkıyor. Güzel ama dediğin gibi editör şeyi çok değişti. Yani o kelimenin anlamı bir değişti. Tabii, önceden tabii dergide çalışan, yazıları kontrol eden tepedeki kişi oluyordu. Şimdi herkes editör oldu gibi bir şey niyeyse oldu. Ona da editör dedik de öyle kaldı yani. Şimdi şunu konuşacağız aslında bugün. Biliyorsun sürekli zam geliyor. Son günlerde diyecektim de bayağıdır evet, bu son günler bitmiyor. Zam geliyor. Öncesinde şöyle bir söz vardı işte. Ben ucuz ürün alacak kadar zengin değilim. Neden? Çünkü ucuz ürünü aldığın zaman daha hızlı bozuluyordu. Bir sorun çıkıyordu ve yenisini almak zorunda kalıyordun. Ve pahalısını alıp uzun yıllar kullanmak varken ucuzundan birkaç tane alıp pahalılığının ücretini geçiyor oluyordum. Şimdi bu zamlardan sonra bu mantıklı mı? Çünkü iPhone dediğimiz mesela telefonda en üst tepe modellerden birisi. Şu anda 60-70'i buldu. Geçiyor bile hatta geçiyordu bazı, yani bazı modelleri. Şimdi bunu almak hala mantıklı mı yoksa artık ucuzlara yönelmek mi lazım? Senin tercihin ne olurdu? Nasıl bir şey ya düşünüyorsun? Benim bu konudaki fikrim aslında biraz enflasyondan bağımsız. Yani enflasyon yokken de uygun fiyatlı bir ürün almanın mantığı bence vardı. Tabii ki birebir kıyasladığında eksiklerin oluyor ama hani hep o ben mesela işte fiyat performansla birazcık hı hı içerik üretirken ünlenmiş ve sevilmiş biriyim. Şeyi çok severim, hala seviyorum. Böyle hani o fiyata karşın diğer rakiplerinde olmayan ekstra özellikler sunan ama tepedeki ürüne göre de tabii ki eksikleri bulunan ürün. Bence o hala devam ediyor ya. Yani tabii ki mesela işte ben pandemide işte kendi işime başladım. 2021 falandı. 200 liraya tam kablosuz kulaklıklar inceliyordum. İyilerini buluyordum. Şimdi o kulaklıklar artık 600-700 lira, 500 evet, lira. Yani şimdi mesela yine o fiyat kategorisinin fiyat performansı. İnsanlar bir de şey evet zannediyor. Hani 500 liraya fiyat performans ürünü olmaz. Hani illa 100 lira olması lazım. Yok. Olur yani. tabii canım ya. 10 bin liraya da olur fiyat performans. Fiyatının çok üstüne performans veriyorsa 100 bin lira bile olsa okey yani atıyorum sana yemek hazırlıyordur. Örnek veriyorum o zaman gerçekten fiyat performans oluyor. Yani evet yani 30 binlik de fiyat lazım performansı olabilir. 30 binlik diğer modellere göre olmayan ekstrayı sunuyordur. Daha fazla özellik sunuyordur. Dün fark ettim ben de işte bir markanın böyle işte marka vermeyelim diye deliriz. Stil serisi. Evet biz niye bu kadar ben başlattım öyle oldu. Ver ya. Televizyon şeyine döndü. Stil serisi evet bir kulaklığını almıştım zamanında kız arkadaşıma hediye. Arctis 3. 500 okay liraya almıştım.
Dün fiyatını gördüm. Bir kablolu kulaklık baktığında artık hani kablosuz şey oldu yani. Standart haline geldi. Kablolu kulaklık 3000 lira gibi fiyat gördüm ya dedim. Ben de bak çok yani. Benzer şunu yaşadım. Ben işte Havit markasıyla çalışıyorum biliyorsundur belki. Hani siz de videosunu çekiyorsunuzdur bilmiyorum. Daha böyle şey uygun fiyatlı bir marka. Bir oyuncu kulaklığı gönderdiler. İşte Sanal 7+1 falan klasik. Güzel kulaklık tamam mı? Ama şimdi Havit yani hani pahalı olmasını beklemiyorum. Videoyu çekmeden önce ben kulaklığı kullandım falan. Video çekeceğim işte kaç para ona bakayım. 600 lira. Lan dedim yani 600 lira olmaması lazım bu kulaklığı. Abi uzun süredir ben hani oyuncu kulaklıklarının fiyatına bakmıyormuşum. Evet. Bir girdim işte HyperX'ler 2000 lira, tabii, 3000 tabii. lira. Razer'lara baktım işte böyle 4000'e kadar aynen. falan çıkıyor. Logitech'in dedim en ucuzu kaç? O 1000 liraya var en ucuzu falan. Evet dedim Havit ucuzmuş ha. Hala ucuz. Ya. Yani o fiyat algısı çok felaket yıkıldı. Ona gelecektim. Fiyat algısı öyle aslında bu temeldeki konumuza da geçebiliriz oradan tekrar. Atıyorum işte önceden iPhone işte 10 bin liraydı. 2000-3 bin liraya fiyat performans bir telefon alabilirdin. Hı hı. Ama şimdi mesela... Şimdi 15 bin alabiliyorsun 15-20 bin oluyor ama bu sefer diyorsun ki ya 15-20 çok değil mi ya? Ben 2 yıl önce iPhone alıyordum bu fiyata. O algı karıştığı için bu mantıklı mı, bozulur mu, ne olur? O kafa çok gitti yani. Artık hani markete gittiğinde bile geçen hafta aldığın şey iki bence katı fiyatına daha, çıkmış. O daha üzücü. Yani evet, market kısmı bir, iyice yani. Şurada bir öğlen yemeği yiyelim iki kişi. Ne yediğimiz çok bağımsız. Hiç önemli yani, değil. Ucuz bir şey yiyelim. En az 150'şer lira tabii. para vereceğiz. Bir anlık. Yani 10 dakikada 150 lira yedik. Aynen. En azından ya şey falan işte Xiaomi geçen değil bayağı oluyor. 4-5 önce bir lansman yaptı. En ucuz akıllı bilekliklerini tanıttı. Mi Band de değil. Daha ucuz serisi var. 200 lira mıydı? 250 lira mıydı? Herkes böyle oldu. Ya çok ucuz değil mi ya falan. Ya çünkü öğlen yemeği yediğim para en azından hani bir yıl kullanırım minimum evet. yani. Ya ben de geçen bir video çektim işte. Epic Games'te Steam'de arka arka indirimler başladı ya. Sondu zaten. Ya sondu zaten yani. Burada. Ya bir tane oyunun fiyatı 14 liraya düşmüş. Tamam. Pardon 10 liraya düşmüş. Dedim ki ya alın. 14 işte 10 sakız liraya. Sakız alamayacağım durumdasın şu an. 10 liraya ne alırsın ya işte 5 tane su alırsın dedim tamam. 5'ten su alamazsın ya dedim. Sonra evet. videoyu durdurdum. 2. İnternet sitesi. Ne alınıyor diye. 5 liraymış. Bazı yerlerde 6,5, 7, 7,5'a kadar çıkıyor. Ama işte... Su değil mi? Ya su yani. Ya ben dışarıda 5 liraya alıyorum yani artık. Dışarıda, eskiden 1 liraya. Bir 5 liraya falan satılıyor. Tabii canım. Yani bozuk para zaten tamamen ortadan kalktı. Anlamsız ekonomi konuşmaya evet, başladı. Evet. Ama ya işte evet hayat böyle oldu ki yani şu evet. kamerayı kapatalım yani şey konuşacağız yani. Ya her tarafta bir ara full siyaset konuşuluyordu. O iş kapandı evet. işte seçim geçti falan. Şimdi herkes tek gündemi şey oldu. Ya yine de alakalı. Soruna tam cevap vereyim. Ya hala mesela bugün yani çok rahatsan iPhone alabiliyorsan tabii ki iPhone'un deneyimini uygun fiyatlı akıllı telefonlarla yaşaman mümkün değil. Ama ya bugün bakıyorum 14 bin 15 bin gerçi onların da fiyatı galiba 20'lere çıktı. Çıkmıştı. Honor 70 mesela. Çok beğendiğim bir fiyat. Ben incelerken 14 falandı galiba şimdi 20'lere çıktı. Ya tasarım desen çok iyi. Kameralar artık çok iyi. O fiyata göre. Tabii zaten kamera artık ya yani işte belli Samsung'un A74'ü, A53'ü falan. Hani o şeyden bahsediyorum. Bu Snapdragon 778'li harika şeyden segmentten bahsediyorum. Yani bugün çok ekstrem beklentileriniz yoksa iPhone yerine bu işte bugünün ekonomisiyle 15 bin 20 bin aralığında satılan cihazlar hemen hemen o deneyimi verir. Ama alamayacağın işte iOS ekosistemi olsun, hani o işletim sisteminin güzelliği. Ben telefonla video çekiyorum diyorsan mümkün değil mesela. Tabii. Bir iPhone'la yarışamazsın o fiyat bandında. Ya aslında telefonda ya belli bir seviye geldi az şu telefonların hepsi. He. Kameraları belli bir seviyede. Hani işte içerik üretmiyorsan, ne bileyim onu yapmıyorsan, bunu yapmıyorsan düşükleri de alabilirsin veya orta seviyeleri alabilirsin ama bunu telefon için değil de mesela başka cihazlar için düşünsen ne dersin? Mesela Airfryer. Airfryer'de bence o hiç yok. İşte en düşüğünü. Evet, en düşüğü bile aynı işi yapıyor. Ya orada çünkü Airfryer dediğimiz şey havayla pişiren bir alet ve tabii. en uygun fiyatlısından en pahalısına kadar hemen hemen aynı işi yapıyorlar. Orada işte birinin işte Philips'lerde mesela kızak sistemi var. Çok rahat. Evet, ben ama olmasa ne olacak? Evet anlatmıştım. Ya olmasa ne olacak? Patatesin kızarmayacak mı? Kızaracak sadece alırken daha işte rahat etmeyeceksin. İşte ekranı Philips'e var, göre. Bir şey var. Evet, wattları biraz değişiyor. Evet. Bizim mesela ben çok tavsiye ettiğim Kosori diye bir marka var biliyorsun. Amazon'da satıyor. Zaten. O mesela patates kızartması benim arkadaşta da var. Philips'e göre 5 dakika daha geç yapıyor. Daha yavaş pişiriyor. Hı-hı. Çünkü gücü biraz daha az. O kadar. Ama günün sonunda ben patates kızartacak bir alet istiyorum diyorsan 2000 lira da 10 bin lira da aynı işi yapıyor yani. 5 dakika geçeceksen sorun değil zaten. Evet. Ya da tasarımı falan o kadar şık olmasın. Ya ben bu şeyi mesela... Sorun yok diyorsun. Olur yani. Mouse'da yaşamıştım. Marka vermeyeyim bu sefer çünkü çok kötüydü. Kötü diyeceğim de.
Aldım ve şöyle, bu dediğim de bu arada ne zaman oluyor biliyor musun? Oyuncu mouse'u ve bilindik bir marka. Hmm. 250 liraya böyle orta seviye mouse'unu almıştım. Oyuncu mouse'u 250 liraya şunu hayatta bulamazsın. Yani BIM'den falan belki tabii olursun. Tabii yok. Rampage falan. Aynen. Ucuz. Ki o bile bence 500-600 olmuş olabilir. Neyse. Bir modeli indirime girmiş. Tamam, 250 liraya düşmüş. Aa dedim, güzel. Normalde de 400 lira. Ama o dönem böyle çok biraz yedek mouse gibi kullanacaktım onu. Dışarıda hani bir yere giderken götüreyim falan gibiydi. Ondan sonra gezerken bir baktım. Onun iki alt modeli 200 liraya satılıyormuş zaten. Ya dedim 50 liraya ekstra para vermeyeyim. Çünkü o zaman paraydı 50 lira. Tabii canım, aynen. Yani onu düşünüyordun yani. Ya 50 lira ekstra para vermeyeyim. Düşük olanı alayım dedim. Aldım. Bir ay geçti geçmedi bozuldu. Ondan sonra gittim üstün, yani bir tepe modelini almak zorunda kaldım ve ya orada tabii sana denk gelmiş de olabilir. Şey çok oluyor. Yok abi, çok dandikti ya. Okey, o zaman o ürün neymiş de. Hani şey falan oluyor ya, bir telefon inceliyorsun. Ya adama sorunlu telefon gidiyor, tamam mı? Yani alan kişilerin 90'ı mutlu. Evet. Arada bir kişiye sorunlu, kronik sorunlu bir cihaz gitmiş. Ya da işte cihazın bir kronik sorunu yok ama hatalı gitmiş yani. Şöyle problem oldu, böyle oldu. Abi olabilir. Abi benim de başıma gelmiyor değil, geliyor evet, yani. Bir de şey, genelde böyle bir sorun olduğunu atıyorum. Siteden satın alacaksın. Amazon hepsi burada neyse. Satın alacaksın. Şey oluyor yani, o olumlu bir deneyim yaşayan genelde yazmıyor oraya. Ama olumsuzların evet, evet. Hepsi gidip yazıyor. Evet, olumlular normal. Da genelde şey yazıyor zaten. Kargo çok iyiydi. Evet. Ya iyiydi de getirdi falan. O Cem Yılmaz'a şey muhabbet verdi ya. Hani bir sigara. Aa verdi. Onun gibi yani. Ne yapacak, getirecekti. Aynen. Ya bir de işte çok hızlı getirdi. Dün sipariş verdim, bugün geldi. Ya tam da ürün nasıl? Bir de mesela bizim insanımız yanına mesela yemeklerde onu çok görüyorum. Oo. Bir tane çiğ köfte koymuş aynen. Adam dönerin yanına. Abi herkes çiğ köfte için teşekkürler. Evet. Yanındaki çiğ köfte çok lezzetli. 10 puan vermiş. Döneri döktük. Hani böyle ufacık bir hediye ver. Aynen. Bayılıyoruz millet olarak. Ya zaten dikkat et. Sizin forum bu konuda da biliyorsun. Tabii, tabii. Bizim forum zaten bu konuda çok şeydi. Çok şey, ünlü. Ölücüler. Ya bununla ilgili aslında bir ara çok detaylı bir video hazırlayacaktık. Hatta hala da yapacağız da. Süreç çok uzun olacak yani. Böyle hani girdik ve DH ölücülerini anlattık gibi değil. Bayağı insanlarla irtibata geçeceğiz. Buradan da bilgisini vermiş olayım. Güzel, belgesel gibi falan yaparsan çok güzel. 140 zor. Şey var ya, neydi? 140 Jurnos. Onlar gibi bir konseptte öyle evinde şeyler. Evinde böyle 120 tane şey stoklamış indirimden abi, tuvalet kağıdı falan. Onların önünde röportaj yapıyor şey adamı. Arkada Epic Games şeyleri hesapları yazıyor, şifre. GTA 5'i dağıttıklarını biliyorsun. Globalde bile haber olduk. Bu Epic Games şeyi tabii, değil tabii, mi? GTA 5'i ücretsiz verdiklerinde İnsanlar böyle 400-500 tane hesap açıp evet, evet. GTA 5 almışlar. Ne müthiş satacaklar sonra. Çok iyi para kazanmışlardır o işten tabii bu arada. Canım, benim çok yakın bir arkadaşım bu işi yapıyor. DH ölçülüğünü yapıyor. Doğrudur. Bir ara ailesi zaten hani çocuktu o zaman da tüm evi DH'den bu katıldığı kampanyalarla, çekilişlerle dizmişti. Eve böyle bir gün işte mobilya geliyor. Ben bir üç gün onlarda kaldım, mobilya geldi. Ondan sonra işte ne bileyim, İsmini vermek istemeyeceğim bir ürün geldi. Evet, bir ara bir çekiliş şeyi vardı. Herkes evet, sürekli gofret alıp yapılıyordu. İşte o gofretten çıkan kodları aynen. giriyorlardı falan. Ya şey, bir dondurma... Ha, vakit harcıyorsun sonuç olarak. Karşılığını ha, alıyorsun. Evet. Ne ya hala? Bunu iş olarak yapıp satanlar falan var evet, yani. Evet, o biraz şey tabii, tartışmalı. Oradan, evet, oradan para... İşte şey, Algida'nın mesela zamanında bir dondurma için kampanyası vardı. Bir yerden kod alıyordun ama kişi başı bir kod hakkı mı ne vardı? İnsanlar onun triğini bulmuşlar. Gidiyorlardı işte Migros'ta görüyordum böyle bir koli şey almış dondurma. Ya bizim millet böyle ama ya evet, şeyi evet. biliyorsun Mercedes geçen iki ay önce adamlar online şeye geçelim falan dediler. Herif robot yazmış evet. yani siteye düşer düşmez direkt kredi kartıyla robot alıyor sonra arabayı galerisinde satıyor falan. Ya burada Amazon'un mesela niye bu konuda pes etmedi Amazon? Çünkü Amazon'un gerçekten müşteri hizmetleri muazzam. Yani evet, bir şey iyi. İade ediyorsun hemen alıyor. Bazen tamam sen de kalsın ben paranı gönderiyorum. Aynen. Şey gibi yapıyor, fakir köpeği böyle bir şeye giriyor yani. Bizimkiler niye sonra kullanmışlardır. İlla ki onun açıklarını kullanmışlardır. Ya Amazon da. Belki bir önlem almıştır. Hani olabilir. Daha çok herkesi yasaklamayalım, aynı hizmeti verelim ama bunu abuse edenlere yani işte kötüye kullananları bir şekilde sistemden uzaklaştıralım falan gibi. Nasıl çözler ben de bilmiyorum. Çok da korkuyorum Amazon falan evet, şey yapacak evet. diye. Yani zaten siz... 8 liradan çıkınca bir korkmadık değil çok yani. Çok iyi fiyattı da. Kaç oldu şimdi? 40 lira falan değil mi? 40 lira mı öyle bir şey? Öyle bir şey olması kaç lazım. Kaç yapıyor? Yani her gün şu değişiyor zaten. Şu an ne ucuz ne pahalı biliyor musun yani bilmiyorum. Ya işte oyunlar için konuşuluyor. Geçen gün Spider-Man işte Spider-Man 2 800 liradan ön siparişe açılmış. Herkes ucuz diyor. Ulan ne kadar ucuz diyorum. Sonra diyor ki ulan geçen sene bu fiyatı biri bana söylese dedim ki abi dalga mı geçiyorsunuz 800 lira oyun mu alınıyor? Ya Cem abiyle de az önce konuşuyorduk ya. Ya ben doların 4 lira olduğu zamanı evet. hatırlıyorum. Herkes Twitter'da öldük bittik öyle çünkü 4 lira çok abuk bir rakamdı. Tabii. Sonra 10 lira oldu hepimiz. 10 lira oldu nasıl lan falan.
Şimdi 30 olacakmış ve 27'deyiz yani zaten ve hepimiz normalleştirdik. 20'ye düşse oynarız mutluluktan. Ya işte bizim forumda yine var ya meşhur. Alışması çok zor. Dolar 1.9 olmuş. Bu devirde bilgisayar mı toplanır? Efsane. Donnum Aberdeen'ın iki tane benim öyle çok sevdiğim var. Biri o, biri de aslan. Biliyor musun? Aslan çizimi. Engelli aslan diye çıkıyor. Ben bu arada gerçekten duruyor hesabım. Çok kötü bir nickle de belki afişe ettim Twitter'da geçen yıllarda da. Çok eski böyle din konu dışında falan takılıyormuşum. Böyle din tartışmalarına falan. Ben senin geçmişine bir bakayım bizim. Var. Ya şey açık ya profil. Açık mı? Hiç silmedim. Anıdır dursun çocuktum çünkü. Engelli aslanla ilgili bir şey var, onu ben kayıttan sonra göstereceğim sana. Ben o zamanlar işte Donnum Haber forumda takılıyordum. Öyle mi? Tabii tabii. Ya o dönem konuşulmuş mu bilmiyorum. O dönem zaten çalışmıyordum ben de, küçüktüm de. Son birkaç yıldır konuşuluyor. Engelli aslanla ilgili bir mevzu var. Bilmiyorum. Sana göstereyim. Çok ya ben çizimi çok komik buldum. Çok güleceğine eminim. Evet. Muhabbeti biliyorum. Çok komik muhabbet ama bir ekstra detay bilmiyorum. Ya peki o zaman yani telefonlar için söyledin aslında. Alınabilir. Çünkü telefonlar belli bir seviyeye geldi. Ben genel alınabilir diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Ucuz. Bir tek şuna şey yapmıyorum. Şimdi mesela akıllı saatler var ya ama çok ekstrem ucuz. Evet. Böyle bilmiyorum şu anki fiyatlar ama işte böyle 100 liraya falan. Yani görünürde akıllı. Ama böyle piksel böyle basmaya çalışıyorsun. Olmuyor. Gitmiyor falan. Yani mesela o kadar kötü bir ürün alacağına abi akıllı saat kullanma. Ben de kendi hayatımda öyleyim yani. Hiç kullanmam. Normal saat kullanırım. Ama öyle yaşarım. O kadar kötüsü değil ama hani çoğu ürünün uygun fiyatlısı ve kendi fiyatına göre fena olmayan sonuçlar veren modelleri oluyor. Onlar kullanılabilir. Ya ben öğrenciyken işte bu ilk işe girdiğim dönemlerde hep şey ya orta bir şeyler alayım gibiydim. Ondan sonra işte işe girip artık kendi paramla kazanmaya başlayınca son 5-6 yıldır böyle şey oldum. En iyisini alayım. Hani o sırada benim bütçem neyi karşılıyorsa gidip en iyisini alayım. Hiç kısmayayım diyordum. Mesela işte babamla falan çok tartışırız bu konuda. O gider hep ucuzunu ortasını ya yeter ya diye alır. 2 ay sonra bozulur gider bir tane daha alır. Yani benden daha fazla para verir sonuçta. Diyordum ama bu son zamlardan sonra gerçekten ben de yani mesela sen net bir cevap veriyorsun bence alınır diye. Ben mesela çok aradayım. Alınır mı alınmaz mı tam emin olamıyorum yani. Ya ürün grubuna göre belki senin de. Mesela telefonda ya gidip iPhone almak mı lazım sence? Yok telefon ya için ya da yani iPhone değil de atıyorum mesela S23 Samsung o da hemen hemen aynı fiyatlar. Yok telefon için sana katılıyorum kesinlikle. Zaten fotoğraf seviyesi belli bir yere geldi. İşte şarjı belli bir süre gidiyor zaten telefonlar. Hatta bazı düşük seviye telefonların şarjı iPhone'lardan falan daha iyi gidiyor. O yüzden telefon konusunda senin gibi düşünüyorum da işte ne bileyim kulaklık, işte mouse biraz aksesuar ürünlerinde sanki hala en pahalısı. Ya bir de orada şey önemli herhalde. Adam mesela çok müzik dinliyordur. Ha evet tabii. Hani müzik dinlemek onun için hayatında çok önemli bir yerdir. Ya almışken iyisini alsın. Çünkü zaten kaç tane böyle sevdiği şey var. Ama genel ortalamada eğer çok o kadar mesela müzik hayatında değilse ve nispeten uygun fiyatlı bir şey de kurtaracaksa ben olabilir gözüyle bakıyorum. O zaman şöyle bir soru sorayım. Şimdi bir süredir zamlar arka arkaya geliyor zaten. Bir süredir evet. Hangi zamda dedin ki bittik. bu beni mahvetti. Çünkü her zaman biliyorsun direkt yani diyor ki işte işte şeylere nedir onun adı vergilere zam geldi ya en son. Şimdi bunu görünce evet biraz bir geriliyorsun lan vergiye zam geldi gibi ama bunun yansımasını görmek aslında öyle tek üründe çok fark ettirmiyor ama işte markete gibi toplu alışveriş yapınca kontrol ediyorsun önceki ayda lan iki katına çıkmış falan. Aslında zammı gördüğün anda hayatını direkt etkilemiyor seni. Zamanla etkiliyor ki o sırada sen alışıyorsun zaten. Zamın gelmesi. Zaten artık öyle o kadar alıştık ki yani. Ya doların artışı gibi şey dedin ya. 4 olduğunu nasıl şaşırmıştık diye. Şimdi 27 mesela. Evet. Şey var yine Twitter'da ülkenin içinden geçmiş olmaları geliyor. Yani ben yorum yapmayayım şimdi. Bir şey derlerse ben konuktum falan diye bir şey yapar kurtarabileyim. O sordu ben de. Yani o dedi. Şimdi hangi zamda sen dedin ki bittik. Bu beni çok etkiledi. Direkt hani etkilendin o zamda. Ya şöyle şimdi zaten doların bu son dönemdeki artışı hepimizin yani hepimizden kastım teknoloji içeriği üreten insanları çok kötü etkiledi. Direkt olmasa dolaylı yoldan da hani işte izlenmeyi düşürdü insanlar. Evet ondan bahsediyorum zaten. Yani zaten tabii ki dolarla beraber kendi yaşadığımız hayat pahalanıyor falan ama bizim yaptığımız iş gereği mesela pandemide işler çok iyiydi. Çünkü birincisi zaten herkes evde ve içerik tüketmeye teşne bir halde. İkincisi o pandeminin durumuyla beraber insanlar işte tablet alayım, bilgisayar alayım, telefon alayım diye ekstra izliyorlardı. Pandemiden sonra o ekonominin iyice bozulduğunu hissettiğimizde bu işte telefon fiyatları, tablet fiyatları, işte bilgisayar fiyatları arttıkça insanlarda şöyle bir şey gelişmeye başladı. Ya zaten alamayacağım, alma ihtimalim bile yok. İzleyip niye canımı sıkayım ki ya da artık adam ilgisini kaybetti. Doğru.
O çok etkiledi beni. Hala da etkilemeye devam ediyor. Sadece beni değil, bence bütün teknoloji içeriği üreten herkesi. Ya burada ürettiğimiz içerik anlamında da bazı markalar mesela çekiliyor şu anda. İşte evet, örnek çekildi. Yani Sony mesela yok piyasada. Yani kamera tarafı var. Diğer taraftan da bir açıklama yok ama ben o açıklamanın geleceğini de sanmıyorum. Yok artık bu saatten sonra bence yani. De gelmez. Ama hani bir PlayStation gerçeği vardı ülkemizde ve gerçekten hani oyun konusunda en fazla yatırım yapan onlar da hani bu büyük şirketler arasında. İşte Riot falan hala yapıyor tabii ama ücretsiz bir oyun olduğu için zaten asıl beklediğimiz o değil. Hikaye tabanlı işte daha farklı bir tüm globale hitap eden bir şirket olduğu için önemliydi PlayStation'ın burada varlığı. Tabii şimdi canım. Onların çekiliyor olması. Yani hala bir resmi açıklama yok da onu belirteyim, ayrılacaklardır büyük ihtimalle. Çekilmesi mesela bir dert yani. Valla ben kimle konuşsam ayrıldılar zaten. Diye. Evet. Hani daha yakın içeriden bilgi alan bilen insan tarafları. Herkes şey abi ayrıldılar zaten. Evet. Yani yoklar artık diyor. Onun dışında şu son gelen benzin zammı bizi çok kötü etkileyecek bence. İnsan yani yaşayan Türkiye'de yaşayan bir insan olarak. Çünkü 28 benim bu arada arabam yok, ehliyetim yok şey için söylüyorum. Sadece arabaya binen değil senin işte evine aldığın ayranın da taşıma maliyetini etkilediği için o çok büyük dönecek sıkıntı. Bize daha ufak ufak geliyor. Ya belki Twitter'da görmüşsündür. Sen de kullanıyorsun orayı güzel. Bir tane kızın bir videosu var işte soda limon yapıyor görmüşsün. Ya evet ya. Yani yazık ki. Sadece şey sanıyor galiba. Ya belki de tamamen troll amaçlı yapmışlar onu da bilmiyoruz yok, da. Yok ciddi ben başka videolarını da gördüm. Yani, ne yazık ki ciddi sodayı ya. Sodayı koydu tamam 10 lira soda okey. Sodanın bu arada 10 lira olması da enteresan. Değil mi ya en büyük. Ben 75 kuruş alıyordum en son ne oldu? Koyuyorsun onu ondan sonra işte limonu sıkıyor ne oldu 40 lira. Hayır. Limonu sıkınca 40 lira olmadı. Asgari ücreti zam geldiği için 40 lira ya oldu. Bir sürü şeyi var tabii canım. Adamın dükkan evet. Kirası var. Tabii elektrik yani. Mesela elektriğe son 2 yılda yapılan zammın ucu bucağı yok. Yani eskiden elektrik faturası dediğin şey benim öyle bir tweet zincirim var. O ay 75 lira geldi bu ay falan demiş. Yani masum. Yani şimdi 1000 lira falan geliyor şimdi çünkü. Yani 75 lira o ay yaşamamışsın. Yani şimdi su o kadar geliyor. Tabii yani 50-60 lira falan yani. Ya da 75 lira geliyor. Adamın elektriği zamlandı, asgari ücrette benim de mesela şu an bir tane çalışanım var. Hı hı. Onun işte SSK'sını ödüyorsun, tabii o gider falan var. Adam hepsini sana yansıtacak, ne yapacak yani? Sen de arkadaşınla video çeksene. Limon sık üstüne. Ne oldu? 15 niye, niye bu abi? İşte olmuyor öyle, keşke öyle olsa yani. Yani genel olarak bu son benzin biraz bir teknoloji tarafı etkiledi. Onun en çok etkileyeceğini ben düşünüyorum. Ben şöyle diyeyim, yine çok uzak değil herhalde. Ya birkaç ay önce oldu ya da geçen sene artık zaman algısı da çok karıştığı için. Taksinin indi bindi ücreti İstanbul'da 28 lira olmuştu. Ben de bazen işte toplantılara gidip geliyoruz ya bazen abuk subuk bir yerde oluyor. Atıyorum Marmara'yla bir yere kadar gidiyorsun sonra taksiye atlayıp devam ediyorsun falan. 28 lira olduğunu görünce dedim ki ya olmaz böyle hani olamaz bu. Şimdi 75 lira. Ama vaat 75 lira. 75'e ne düşünürsün falan. Ya şimdi taksiye binsem 28 lira tutsa ya şuradan şuraymış ne var yürürmüşüm keşke şey olmasaydı. 28 lira tutan hiçbir şey yok şu an. Ben İstanbul'a 2021 Mart'ın başında taşındım. Bostancı Marmaray. Ankara'dan geldim. Aynen Ankara'dan geldim. Bostancı Marmaray durağında indim. Kozyatağı Carrefour hemen bizim ofisin karşısında. Oradan buraya taksiyle geldim. Direkt Marmaray'ın önünden taksiye bindim. 22 lira tuttu ondan sonra. Geçenlerde bindim. 90 lira mı ne tuttu öyle bir şey normal tuttu. Normal ama ya. Şu şartlarda normal. Evet. Ben şeyi bak hiç unutamıyorum aklıma geldi. Akbilim'de 7 lira para vardı. Yetersiz bakiye aldım. Ve şu... Şöyle oldum yani yetersiz bakiye ve altta bakiye yazıyor ya 7 lira var ve yani nasıl lan ya Akbil eskiden hani böyle 1 lira 2 lira falan kalanlarla aynen. Basardın içinde 7 lira olan Akbil'le nasıl yetersiz bakiye alabilir ama alırsın yani. Sorun var sana. Onlar ucuz bile şu anki benzin ve işte maliyetlere falan. Zaten zam gelir ona da yakın zamanda. Her şeye zam gelecek sadece ona değil. Bir de bu en son şey beni gerçekten etkiledi böyle bayağı. Tam da o sırada yurt dışına gidiyordum. Sabah havalimanındaydım. Sen sürekli yurt dışındasın Özgür. Ağlama yani bence. Yok ama bunun sebebini biliyorsun yani. Anlamıştım sana. Sabah işte uçak var 7'de. Saat 4-5 gibi tweetler atılmaya başlamıştı. O sırada uyanık bir tayfa var böyle gazeteciler. E-mail kaydının 20 bin lira oluşu. Ve o hemen ondan önce de şey kız arkadaşımla birlikte gidiyoruz. Benim telefonum zaten yurt dışından alındı geçen sene. O günü hala yapabiliyordun. Yapmadın mı? Ama bizim planımız şeydi. 15 çıksın 15 yapalım. Yani plan oydu yani ama bir anda durduk yerde böyle Temmuz'un başında bir de 20 bin olunca. Ya devlet şey diyor işte. Alma. Buradan al. Buradan zaten al zamanında... bana da al. Senin hep hatta bununla ilgili videon da var. Neden yerli telefon tercih ediyorsun alalım diye. Şey gibi oluyor. Yani yerli telefon tercih edin gibi bir videomuş gibi oluyor yok ama ya, giriyorsun öyle değil. Niye yerli telefon alalım ki? Doğru ki vardı değil mi? Pardon evet. Doğru. Güzel video bu arada. Hani çünkü bu zamların çıkış noktası da buydu aslında.
işte e-mail kaydıdır falan, insanlar yerli telefon alsındı. Hiç yerli telefon ya yerli mi? Telefon almakta problem yok, alalım ama yani aynı paraya elin Çinlisi çok daha iyi özellik sunuyorken, hani ben öyle vatan millet Sakarya deyip ya o öyle çalışan bir mantık değil yani. Sonuçta ben bir tüketiciyim ve tabii, günün sonunda bir para ödeyerek bir ürün alıyorum ve o üründen bir karşılık bekliyorum. Tabii. En azından denk olmalılar ki ben... Bir uçurum var. Ha, tamam, evet. Denk olur ve derim ki tamam ya elin Çinlisi kazanacağına benim Türk markam tabii kazansın tabii. Ama arada aynı paraya uçurum fark varken, yani biri işlemci olarak atıyorum Snapdragon işte 732 koyuyor, öbürü çok daha alt segment bir işlemci koyuyor. Niye alayım ki? Doğru. Niye alayım? Ben ürün kullanmak için alıyorum yani. Türk markası, o da sonuçta ticaret yapıyor. Türk markası da adam niye yapıyor? O da şey demiyor ki hani bu Türkiye tür ben bunu ucuza satayım yani, demiyor. Tamam, Türk markası olması güzel ama o da ticaret için yapıyor, o yüzden. Doğru. O zaman son soruma geliyorum. Son zamanlarda alıp da ya ben bunu iyi ki almışım dediğin, hı-hı, ne ürün var? Şey, Philips Aqua Trio. Bir de çok iyi fiyata aldığım süpürge, için. Süpürge diyorsun değil, evet, mi? Evet, moplu süpürge. Robot süpürge değil değil mi? Dikey süpürge. Değil, dikey süpürge. Aqua Trio. Onun da yine fiyatla alakalı bir konusu var. Onu bana Philips'ten geldi. Ben, hı-hı, onu inceledim. Sonra açık açık söyleyeyim. Dedim ki ya ben buna bir video daha çekeyim. Çok beğendim. Çok da işimize yarıyor. Hı-hı. Birkaç ay kullanayım. Bir de uzun kullanım testi yapayım yani. Hı-hı. Hani iki ay sonra nasıl, işte neyde çok işime yarıyor falan. Kabul etmediler. Yok dediler, ürünü alalım biz. Tamam, sonra dedi, bize geldi zaten. Olabilir. Yani bilmiyorum, bir yere gitti. Burak'a gitti galiba. Aynen, benden Burak ama ben yani Burak'a çaktırmıyorum. Burak şey dedi çünkü, içinde kraker vardı falan dedi. Ya peki, ben dedim ki ya biz onu temizlemiştik ya falan. Yani bilmiyorum bizim kimi ama. Peki bir şey diyeceğim. Olabilir. Unutma lütfen konunu. Normalde ben inceleyecektim o ürünü. Hı-hı. O sırada bir yurt dışı vardı işte, izne çıkıyordum. Hı-hı. O yüzden Burak'a pasladım. Bana geçen gün yine Philips'in bir robot süpürgesi geldi. O da çok iyi. O benden değil. Benimki ha, evde hala ha, çünkü. Tamam. Çünkü onu ya, da alacaklardı, kutuladım falan. Ya burada böyle duruyor. İşte bir detay kirlenmeden, hala evde benimki. Kirlenmeden detaylarını çekelim dedik. Hani insanlar kirli görmesin diye. Zaten kirliymiş değil mi? Bir açtım, o kadar kirli ki. Yok yok, benim bir de değil. Aklıma direkt sen geldi. Acaba dedim Kerem'den mi geldi? Yok, bir de ben daha zaten benimki evde. Kutusu duruyor, almadılar. Eşim sağ olsun o şeyleri var ya onun, mop. Hı hı. Onu falan yıkadı bayağı. Hani kime gidecekse tertemiz gidecek. Hı. Ama şeyden emin değilim. Aqua Trio'yu biraz pis göndermiş olabiliriz. Anladım. Kraker falan da tam bizlik olduğu için. Bura yok ya, bizimki değil o falan dedim ama izlerse şimdi etli bizimki olabilir. Belli ki Thermomix'in arkasını yan yana yapmışlar. Fiyat konusu da şu. Ben işte inceledim. Eski fiyatını biliyorum. Hı-hı. Söylemesi hep 17.500 liraya aldım ben. Hı-hı. Bugün 22.000 lira. Yani muhabbet geçiyordu. Biri bir işte tanıdık ya dedi, alınır mı falan. Ya dedim ben de alacağım. Hani vardı ürün, geri aldılar. O muhabbeti yaparken Amazon'a girdim. 17.500 fiyatı gördüm. Ya dedim bu çıkış fiyatı hala ve dolar o arada 4-5 lira atmıştı yani. Ya o kadar olmasın, 60'tı. Hemen sipariş verdim. 3 gün sonra başka bir arkadaşım link atar mısın ben de alacağım dedi. Attım hiç bakmadan. Abi 21 olmuş dedi. Bir tıkladım. Sonra üstüne 1000 lira daha koydu. Böyle şey hisse almış. Türk insanı artık böyle şeylere mutlu oluyor. Biz onu 17'ye evet aldık ya falan. Her şey yatırım olmuş. Hep böyle kameranın fiyatına falan bakıyorum. O 70 bin lira olmuş. Ama salak salak mutluluklar yaşıyoruz ben, yani. Aynen, bazen şey oluyor bende işte. Amazon'u açıyorum mesela. Son 2 yıldır aldığım tüm ürünleri sekme sekme açıyorum. Aldığım fiyatlar da orada yazıyor. Kendini mutlu ediyor. Ben bunu ne fiyata almışım ya. Ben bunu 3 bin almıştım. 10 bin olmuş. Oo. Yani bugün ne alırsan en kötü bir gün zarardasın. Tabii aynen. Böyle bir konjüktüre gittik ne yazık ki. Umarım iyileşiriz. Yani. Aynen. Abi o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine çok bekleriz. İnşallah. İnşallah ara sıra buraya davet edeceğiz seni. İnşallah. Seve seve. Son sorum abi o zaman. Neden Engin? Ben de bilmiyorum. Peki, gerçekten bilmiyorum. Issız bir adaya düşsen yanına enginar alır mıydın? Almazdım. Ben enginar yemiyorum. Gerçekten mi? Niye? Evet. Sevmiyorum. Aa. Bir de kendi akrabamı yiyormuş gibi hissettim. Ya portakallı. Hani soyuyorlar falan. Portakal şeyi gördün mü? Ya ben çok sebzeyle, benim yemek şeyim çok kötü ya. Ne yazık ki çünkü çok böyle gelişmedi o bende. Benim kız arkadaşım vejetaryen olduğu için mecbur. Et yiyoruz. Ya et yiyoruz. Ya böyle bir manyağız biz de. Bu et yiyoruz. Yok şeyde bir tane vardı ya. Ya çok saygı duyuyorum bu arada ama yani. Evet, ben de fikren katılıyorum. Ben yapamam. Ama ben de bir denedim de zor yani, zor. Yani o zorluğuna saygı duyuyorum. Bence şey ya, ben ya bilmiyorum, ben biraz şeyim galiba ya. Hani böyle dünyada üstün ırk şeyi yer abi. Yani çok böyle şeyim yani. Tepe zincirin ya, tepesi. Ya yapacak bir şey yok çünkü aslında şey diyebiliyor musun? Ya
yazık günah niye avlanıyorsun falan. İnsanın et yemesi de öyle bir şey bence. Ya öyle tabii. Çok derin konulara giriyoruz. Evet evet. Ya ben bu konuda biraz şeyim ama çok dinçliyorlar beni. Evet. Şey, eşim falan da çok şey yapıyor. Şey diyeceksin en son diye korktum. Abi Allah bunları biz yiyelim diye yarattın. Yani. Tam öyle değil ama bir anlamda da öyle düşünüyorum yani. Anladım. Doğanın kanunu olarak düşünüyorum. Bir de işte vejetaryen oldum her şey harika olsa değil yani. Ha, değil tabii canım. Değil. Yani evet. Mesela işte bir vejetaryenin yediği sebzenin tarlada düzgün yetişebilmesi için o tarlada neler öldürülüyor? Böceği, o su, bu su, o ilaçlar falan. Bunu tartışalım yani. Sen linçini ye de ben evet, evet. Yok ya sizde öyle çok vejetaryen lobisi yoktur. Oralara gitmez. Yoktur tabii canım. Yoktur. Biri kesit alır Twitter'a falan atarsa aynen. Biraz... Akşama tweet çıkmış Özgür'e de. Atmış. Abi tekrardan çok teşekkür ederiz. Eyvallah ben teşekkür ederim. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası merak ediyorum. Hani vejetaryanlık. Vejetaryan mısınız diyeyim. Yok hani teknolojiyi ucuz almak artık mantıklı oldu mu yoksa hala en iyisini almak mantıklı? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Kerem'in tüm sosyal medya hesaplarını zaten açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eyvallah. Thermomix çok güzel olmuş bu arada. Teşekkür ederim. Çok güzel. Tam yine günün sonunda ekonomiye bağlanıyor. Evet, evet. Bu fiyata bu alınır mıya bağlanıyor ne yazık ki. Bunu tartışalım bence alınır. Ya çoğu konuştuğum insan öyle söylüyor da ya bir sonuç olarak bir akıllı tencere ve yani, evet. 32.000 TL. Evet. Bilmiyorum fiyat algısı işte ya. Çok, hayatımı çok kolaylaştırıyor bozuldu. Biraz. Ama evet yani çünkü lokum da yapıyor, çiğ köfte de, sulu yemekte her şeyi yapan bir alet. Evet. Kesinlikle güzel. Ona katılıyorum ama 32 bin lira benim algımda çok yukarıda. Değişir abi bir hafta bekleyin. Evet, yani 32'yi almadın 40'a ne de dersin yani, olacak yani. 40 iyi fiyat. Bu arada o cihaz bana geldiğinde 26 bin mi 27 bin lira mıydı neydi? İki hafta bak. İki hafta video çekmedim. Bekledim. Ama o sırada vergi artmadı mı? Vergi değil dolar arttı. Vergi de arttı. Ha gerçi evet %2 KDV de arttı. Yani. Sırf o bile zaten evet bir şey doğru. O zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Açıklamalar kısmında dediğim gibi linkleri bulabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz.